Arda Serkan Kaya. Doğuştan göz bozukluğum var. Doğuştan yani 4 aydan itibaren gözlük takıyorum. Top oynarken fark edilmiş aslında. Topu gözüme çok yaklaştırdığımı fark etmişler. O zamana kadar göremediğim için sürekli bir ağlama seansları, sürekli ağlama seansları. O top olayından sonra demişler ki çocuğun gözü bozuk, götürmüşler. İlk başlangıçta 21 numarayla başladı. Sol gözüm 21'di, sağ gözüm 20'ydi. Sonrasında vücudun gelişmesiyle beraber göz de geliştiği için bir yandan 24-23 numara kadar çıktı. Yani aslında gözlüğü çıkardığım zaman herhangi bir görüş mesafem yoktu. 10 santime kadar düşüyordu görüş mesafem. Sonrasında sadece silüetler diyebilirim. Yani buzlu bir camın arkasından bakıyormuş gibiydi. Çünkü gözlüksüz hayatımı idame ettirme şansım yoktu direkt. Şimdi 24-23 numara dediğiniz zaman bir sehpa kalınlığında bir gözlük karşılıyor sizi. İnceltilmiş hali bu kadar oluyor. Ki insanın özgüvenini inanılmaz düşüren bir şey. Yurt dışı, hastaneler dahil çok fazla hastane gezdim. Şanstır ki sonrasında Sadi Hoca'yı televizyon programında bir tanıdığım gördü. Hani hemen beni aradı, işte yüksek numaralara göz ameliyatı yapıyoruz tarzında bir cümle kurdu Sadi Hoca. Hemen beni aradı, dedi ki bu doktoru bul. İşte yüksek numaralara ameliyat yapıyorlarmış, en azından bir şansını dene dedi. 23 yaşına kadar çekilmiş bir çile var diyeyim ortada. Ondan kaynaklı Sadi Hoca'nın böyle bir ameliyatı yaptığını duymak bile çok büyük bir şeydi aslında benim için. Çünkü bir umut vardı yani, şeyin tünelin sonunda bir ışık vardı. Hemen aradım. Sadi Hoca'yla o hafta içinde görüştük. O hafta içinde randevu aldım. O hafta içinde görüştük ve bana sonunda beklediğim, aslında yıllardır beklediğim mutlu haberi verdi. Arda gözlüksüz ve kontak lensiz bir yaşam beklentisiyle geldi. Yapılan ayrıntılı testlerde numarasının çok yüksek oluşundan dolayı korneası lazere elverişli olmadığından biz Arda'ya fakik lens dediğimiz göz içi merceği uygulamasının daha doğru olacağına karar verdik. Fakik lens, akıllı lensten farklı olarak gözün içindeki kendi doğal merceği dururken üstüne ikinci bir mercek koyma şeklinde ya da bir kontak lensi gözün içine koyma şeklinde benzetilebilir. Çok basit bir operasyon olup yaklaşık 5 dakika içinde toplu iğne başa kadar bir yerden damla ile uyuşturularak yapılacak bir işlemdir. Bu şekilde Arda'nın iki gözünde de biz fakik lens uygulayarak kalıcı bir çözüm oluşturduk. Ameliyat inanılmaz kolay geçti. Ameliyatı olurken bile içeriye mercek konduğu anda görmeye başladım. Hatta ameliyat sırasında Sadi Hoca bağırdım, hatırlıyorum. Hocam görüyorum diye. Ondan kaynaklı hani bir sevinçle nasıl desem kafa karışıklığı var. Çünkü görüyordum, hani gözlük yok gözümde. Ameliyat sırasında görmeye başlayınca bir inanılmaz bir mutluluk oldu bende. Cidden hani bunu 23 yıldır yaşayınca insana çok garip geliyor. Ama yani ne kadar güzel bir duygu olduğunu yaşayan ve bundan kurtulmuş bir insan anlayabilir gerçekten. Sadi Hocama çok teşekkür ediyorum.